Trabzonspor'da da bir Berat Özdemir ayrılığı söz konusu. Suudi Arabistan'a gidecek El İttifak'a. Onun da ne kadar para kazandıracağını söyleyelim. 2,5 milyon euro artı bonuslar Trabzonspor'a kazandıracak. Yani Yani son geçen sezon çok da böyle beklenen performansı sergileyemedi. Eksik kaldığı konuşuldu. Özellikle ilk maçlardan sonra zaten şans da bulamadı. Ne düşünüyorsunuz bu yani sürpriz bir transferle ilgili? ayrılık değil. Zaten Siopis'i Zaten kullanıyor genelde evet hoca. kulüp arayışı vardı. Yani Trabzon'da böyle bir teklifle karşılaşınca 2,5 milyon euro. Peki Kaça gittiği takım bir almıştı sürpriz mi? hatırlayamadım ama rakamı. El İttifak O gittiği da takım. şeye bakıyordur ya. Yani bence gitmemesi lazım tabii oraya ama kazandığı rakamın herhalde yüksek olmasından dolayı böyle bir şey yapmıştır. Yani oraya giden işte Fenerbahçe'de en son o sol bekini oradan aldı. Aloski miydi ismi? Aloski. Alioski. Yani sonuçta tamam bir kariyer var ama oraya da gitmiş para kazanmak için. Şimdi oraya giden oyuncuların İdman performansları, maç performansları zaten düşük geliyorlar ve burada bir hazırlanma süreci yine bir zaman alıyor. Yani Berat, bilmiyorum demek ki iyi bir rakam var ki Alioski'nin geldiği takım El Ahli. Ya tamam o işte bölgeler evet. yani Fenerbahçe'ye Arap geldiğimizde de Yarımadası konuşabiliriz. diyelim. Yani oraya giden oyuncular böyle şey o bölgeye gidenler yani temel nedeni ne çok para almak, kazanmak yani yoksa futbol olarak işte yok kariyerimde yeni bir sayfa açayım. Ne bileyim daha üstüne koyayım futbolumun diye bir şey olmuyor ki. Zaten oraya gidenler aşağı düşüyor futbol şeyleri. Yani kaliteleri Çok de nadir. şeyleri de yükselen pek oyuncu yok. Oraya Aşağı gidip düşüyor. gelen ve üst düzey oynayan çok az oyuncu var ama örnekleri de var. Yani sonuçta iyi kazanıyorlar. Yani Evet. olaya para açısından herhalde bakıyorlar. Ya yaşım bu Profesyonelce mi kadar bakıyorlar? genç. Ryan Babel de Katar'a gidip Kaç yaşında mı? 25 geri yaşında mı gelmiş. mesela Geri Berat? gelip iyi oynayan bir tek Josef de Souza var. Onun dışında Babel'i baş... de sayabilirsiniz. Babel çok mu iyi oynadı? Hocam Katar sonrası Beşiktaş performansı. Ya Katar sonra Fiorentina'ya gitti zaten değil Ya mi yeni? her şey bir tarafa Tam neyse hatırlayamam konu yok Fiorentina'ya gitmedi. yok Deportivo'ya gitti. Fiorentina'ya Özür diliyorum. konu onun iyiliği kötülüğü değil ama işin gerçeği şu. Onlarda antrenman sayısı, antrenman kalitesi. Bakın maçlardan bahsetmiyorum. Antrenman temposu o kadar düşük ki bunların maça da bu derece olumsuzlukta yansıdığı bir gerçek. Şimdi siz Berat gibi daha gencecik ya Türk milli takımına seçilmiş bir oyuncusunuz siz. Bu yaşta tamamıyla kendi bireysel gelişiminizi hedeflemeniz lazım. Siz her geçen gün üzerine koyarak kariyerinize devam ederseniz oradan kazanacağınız paraların çok daha fazlasını kazanabilirsiniz. Yani bir defada 10 lira kazanacağına belki de 20 sene boyunca 5'er lira kazanmak ekonomik yönden de daha güçlüdür. 10 lirayı bir sene kazanırsın sonra biter. Peki yine Trabzonspor'dan haberlerle devam edelim. Şimdi İstanbulspor maçının da şöyle bir ilk haftanın açılış maçıydı. Konuşacak olursak bir Eren Elmalı performansına parantez açmamız lazım. Önce bir haberimizi getirelim ekrana, sonrasında değerlendireceğiz. Evet, Trabzonspor adına yine böyle Süper Lig'den faydalı transfer örneği verebileceğimiz bir isim. Çünkü geçen sene bunun çok örneğini gördük. İşte Siopis'i aldı, Evet. Bakasetas'ı aldı, Vişça'yı aldı ve bunların hepsinden Süper Lig'in içinden aldığı bu oyunculardan hep fayda sağladı. Eren Elmalı da bu kategoriye giriyor. Hocam ne diyorsun? Öyle Mutlaka görünüyor. ama diğerlerini herkes biliyordu. Eren Elmalı'yı çok kişi bilmiyor. Evet. O çıkışı geçen sene Kasımpaşa'da yakaladı. Yani bence yaşıyla, potansiyeliyle çok uzun yıllar kullanabileceği iyi bir sol bek olmaya aday. İşte demin de kısaca örneklerini verdik. İstediğiniz kadar yeteneğiniz olsun. Pjanic'ten bahsettik. Teixeira'dan bahsettik. Eğer diğer şartlar yerine gelmiyorsa bazen gelişimde de zorlanabiliyorsunuz. O yüzden bence gelişmeye veya o büyük kariyerlere çok uygun bir potansiyeli olan Eren inşallah sakatlık yaşamaz. İyi bir şekilde çalışır. Profesyonelce bir yaşam sürdüğü takdirde oyununa biraz da akıl katarsa Trabzon camiasında oynamış olmanın hem keyfini hem de futbolcu olarak o kariyerin beraberinde getirdiği kazanımları yaşar. Eren kadar sağ bekte Larsen'le de Trabzon geçen sene en sorunlu olan iki bek bölgesine bence iyi birer futbolcu transfer etti. Onlar da sezon başı olduğu için yine zirvede değiller.
Ama en az değişkenin yaşandığı takım olarak da şampiyonluk yolunda en iddialı takımların başında geliyor yine. İstanbul maçında çok zorlandıklarını da söylememek lazım. Murat Özbostan, çok kısa araya gideceğim. Yani bir kere 17 yıl sonra Süper Lig'e çıkan İstanbulspor yeteri kadar lige hazır bir transfer dönemi geçirmemiş. Yani alt ligle Süper Lig sonuçta farklı. Çok ciddi bir kalite farkı vardı. Trabzonspor kalitesini gösterdi ve maçı kazandı. Eren'in de hücuma katkısı gitgide artıyor. Belli ki bundan sonraki maçlarda daha da artacak. Trabzonspor bence Trabzonspor'un yaptığı en verimli. Larsen de çok iyi. Bir kere iki yeri de iyi transferler yapmış. İkisi de iyi ve başarılı bir şekilde gidiyorlar. Ama genel olarak Trabzon'u reklamlardan sonra istiyorsanız konuşabiliriz yine. Biraz daha gidikleri varsa. Yani var biraz var. Stoper bekleniyor yani zaten. Onu evet bir türlü o transferi şey yapamadılar. Hala çok arayıştalar. Çok isim gündeme geldi. Ama tam bir nokta şeyi yapamadılar hala. Konuşacağız, atışı. Detaylandıracağız. Şimdi araya gidiyoruz. Spor gündemi transferde saat başı yeniden son dilimde birlikteyiz. Spor gündemi transferde son dilimde birlikteyiz. Şimdi hemen Süper Lig'de ilk haftanın son günündeyiz. Maçlarla ilgili bilgileri almak üzere canlı bağlantılar yapacağız. Bir tarafta Kadıköy'de bizleri Ahmet Selim Kul bekliyor. Fenerbahçe'nin Ümraniye Spor'la oynayacağı mücadele öncesinde diğer tarafta Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir'in Kasımpaşa ile oynayacağı mücadele öncesinde Furkan Yıldız bizleri bekliyor. Önce gelin bir Kadıköy'e uzanalım. Ahmet Selim Kul'a kulak verelim. Melike Çelik, teşekkürler. Kadıköy'den herkese selamlar diyelim bir kez daha. Bir önceki yayınımızda oranla doğal olarak stat çevresindeki hareketlilik de arttı. Stadın etrafındaki yollar trafiğe kapatıldı. Ve Fenerbahçe'de Lanyani, stoperde Gulu Makalison ikilisi, orta sahada üçlü diziliş Avano, Oğuz, Mırsic ve hücum hattında da sağda Geraldo, solda Delle Valle ve hücum forvette de Battayip ile sahaya çıkmasını bekliyoruz. Ümraniye Spor'un biz gelişmeler oldukça stat çevresinden aktarmaya devam edeceğiz. Belirtelim ve buradan aktaracağımız notları tamamlayıp sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Ahmet Selim Kul'a teşekkür ediyoruz. Evet, bir taraftar hareketliliği de var Kadıköy'de, onu da söyleyelim. Şimdi Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na gideceğiz. Furkan Yıldız bizleri bekliyor. Melike, teşekkürler. İstanbul'da iki güzide takımı İstanbul'un, Melipol Başakşehir ve Kasımpaşa, saatler 19.15'i gösterdiğinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekler. Artık mücadelenin başlamasına yaklaşık 2 saatlik bir süre kaldı ve sıcak bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Fakat burada da stadyum bölgesinde bu noktada biraz şiddetin de etkisini arttırdığını söyleyelim ve iki takımdan detayları aktarmaya başlayalım. Melipol Başakşehir sezonu erken açan takımlardan birisiydi. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veriyor Melipol Başakşehir ve temsilcimiz ilk olarak ikinci turda Maccabi Netanya'yı elenmişti. Üçüncü turda ise geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı İzlanda ekibi Brage Dublik'i 3-1 mağlup ederek aslında sezona resmi maçlar noktasında Melipol Başakşehir'in iyi bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz.